Merhabalar Sayın Başkan. Merhaba. Bildiğim kadarıyla ve yazdığım kadarıyla tabii CHP lideri Kılıçdaroğlu'na bir mesaj gönderdiğinizi öğrenmiştim. Bu mesajda geçen hafta gönderdiğiniz bu mesajda pazartesi ya da salı günü grup toplantısında sizin Kemal Bey'den olağanüstü kurultayda aday olmayacağım demesini rica ettiğiniz ve ardından kurultay sürecini el birliğiyle yürütelim dediğinizi öğrenmiştim. Salı geçti. Bugün Perşembe günündeyiz. Kılıçdaroğlu ve CHP Genel Merkezi çekilme ya da kurultayda aday olmama yönünde bir mesaj vermediler. Sizin arzunuz gerçekleşmedi. Bu durumda siz ne yapacaksınız? Sizin bu tepki karşısındaki yaklaşımınız, yol haritanız ne olacak? Ve CHP kurultayında siz aday olacak mısınız? Öncelikle birincisi Sayın Genel Başkanımızla ilgili hani çekil vesaire gibi tarifler elbette ki benim adıma kullanılamaz. Hani böyle bir şey mümkün değil. Her şeyden önce hadsizlik olur. Bizim değişime dair elbette tariflerimiz olmuştur. İkincisi hani bir süre vermek gibi bir şey zaten mümkün değil. Bu da saygısızlık olur. Ama elbette ki bu haftayı önemsediğimi kendileri biliyor. Yani salı grup toplantısıyla birlikte bir sürece dair bir tarif ya da değişimle ilgili konuştuğumuz kavramlara dair bir gelişme beklendiği doğrudur. Bu ama şahsi bir mesele de değildir. Bir beklentidir, toplumsal bir beklentidir. O bakımdan hani beklentileri karşılayan bir grup toplantısı mı olmuştur ya da olmamıştır? O tabii halkın ya da Cumhuriyet Halk Partililerin takdiri. Ama benim beklentilerimi karşılamamıştır. Çok net. Ancak dediğim gibi öyle bir süre vermek ya da çekil vesaire demek gibi bir kavram mümkün değil. Bu büyük bir saygısızlık olur. Hayatımda böyle bir şey yapmadım, yapmam. Bir başka husus, Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanlığına aday olmak gibi bir kavram da asla konuşulmadı, geçmedi. Ben hiçbir zaman kendime bu sürece dair yaptığım sohbetlerde bir makam biçmedim. Hatta onu bir kendime bir ceket ya da bir elbise biçmedim tarifiyle de izah etmişimdir. Hem kamuoyuna açık konuşmalarımda hem de kendilerine. Ayrıca şunu da söylemek isterim. Ben tamamen bir değişim sürecine talip olduğumu ve buna liderlik etmeye hazır olduğumu ifade ettiğim doğrudur. Ama bir süreç tarifidir. Kişisel bir makam tarifi değildir. Ben İstanbul Belediye Başkanıyım. Makamla ilgili bir tarif yapacak kişi asla olmam, olmadım da. Geçmişte de olmadım. Bu bağlamda bir tarif söz konusu bile değildir. Kendilerinin ifadesi vardır seçim sonrasına dönük. Ben hani böylesi bir sürecin de ifade edilmesini doğru bulmadığımı kendilerine ifade ettim. Çünkü dediğim gibi bir makam meselesi değil bu. Elbette ki değişim talebimiz var. Elbette bu kişilerin de değişimi anlamına gelebilir, gelecektir de zaman içerisinde. Ama mevzunun Ekrem İmamoğlu sanki kendisine bir makam talep ediyor şeklinde yorumlanmasına ya da bu şekilde bir zemine oturtulmasına dönük çabaları da açıkçası kınıyorum. Çünkü ben öyle bir kişi asla değilim ve olmadım. Galiba yeterli. Kurultayda bir adaylık düşünüyorsunuz. Yani söyledim. Yani benim şu anda sunduğum yöntemin içerisinde bir adaylık ilanı yok. Bir değişim talebi var ve bir sürecin tariflenmesi talebi var. Bu doğrultuda dediğim gibi ben tatmin olduğum henüz bir zaman dilimi yaşamadım.